Vahdet mi, kalabalık mı? Allah Subhanehu ve Teala yolunda mücadele eden grupların temel meselelerinden biri vahdettir. Küfrün İslam'a karşı tek millet olup saldırdığı bir savaşta bu kaçınılmazdır da. Farklı çalışmalar aynı yöne kanalize edilip tek komut altında toplanmazsa gereksiz enerji kaybı olacağı için insi ve cinni şeytanların oyunuyla cemaatler birbirine düşebilir. Bu hikmetten olsa gerek İslam, tek halife ve tek devlet altında toplanmış ümmet anlayışını kabul eder. Her İslami cemaat, ümmetin parçası olduğu bilinciyle hareket etmeli, ümmet birliğini ve tek halife kontrolünde yaşamı düstur edinmelidir. Bunun için gerekli olan diyalog, içtihadi ihtilafların gündem edilmemesi, bireylere ümmet bilincini aşılama, hedefin tek ümmet olduğu gerçeğine dair sorumluluklar yerine getirilmelidir. Yaşadığımız vasat, her şeyin light olanının makbul olduğu bir dönem. Değişime endeksli modern biçimi, sabit, köklü ve derin şeyleri hoş karşılamıyor. Eşyanın hafif olanı, bedenin ince olanı, elektronik aletin küçük olanı derken, fikir ve akidenin, menhec ve hareketin yüzeysel olanı rağbet görüyor. İslam, inanç ve menhec olarak kökleri yerde sabit, dalları semaya ulaşan bir dindir. Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalıysa göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler verir. Umulur ki onlar öğüt alır, düşünürler. Kötü, murdar sözse kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı, yerinde durma, tutunma imkanı kalmamıştır. İbrahim Suresi 24-27. İslam, ortaya bir kavram koyduğunda kendi gibi köklü ve derin algılanmasını, bu kavrama kuvvetle yapışılıp ciddiyetle amel edilmesini ister. Bunun gerçekleşebilmesi için ona muhatap olanların her alanda İslamca yaşaması şarttır. İslam bir bütündür. Hayatı modern kriterlere göre günübirlik, rahat ve nefsin hazzına endeksli yaşayanların İslami kavramları doğru anlaması beklenemez. Ümmetin birliği için vahdet kavramını gündemine alanlar bunu Müslümanca yapmalıdırlar. Bizden hep beraber Allah Subhanehu ve Teala'nın ipine sarılmamızı ve ayrılığa düşmememizi isteyen Ali İmran 103, "Birbirinize kardeş olun, kin gütmeyin, sırt dönmeyin" diye emreden Müslim, "Bu uyarıya uymazsak kuvvetimizin dağılacağını ve hezimete uğrayacağımızı haber veren Allah ve Resulüdür." Enfal Suresi 46. Bize vahdeti kim emrediyorsa onun esaslarını belirleyecek olan O'dur. Kavramı İslam'dan alıp içeriğini ondan bağımsız veya ona rağmen doldurmak en basit haliyle samimiyetsizliktir. Namaz ve zekat kavramını hayatımıza yerleştiren İslam, her bireye ve gruba zamana göre namaz ve zekat hakkı tanımamıştır. Her kavramda olduğu gibi bunların da içini kendi doldurmuştur. Vahdet kavramı da böyledir. Esasları ve dinamikleri İslam tarafından belirlenmiştir, aksi düşünülemez. Her grup kendince bir vahdet anlayışı geliştirdiği takdirde, ki vakamız öyledir, vahdet kavramında ayrılık ve tefrika yaşanması kaçınılmaz olur. Kalabalık ve çoğulculuk değil de İslami vahdetin tesisi için aşağıdaki zor olan maddeler gözetilmelidir. 1. İslam ümmetinde tefrika vuku bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Onların biri hariç hepsi ateştedir. Kim o kurtulacak fırka ey Allah Resulü? Benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır." Tirmizi. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben havuza ilk gelen olacağım. Sonra sizden birileri gelecek, onlardan bazısı çevrilip çekilecek, bana ulaşamayacaklar. Allah'ım, ashabım diyeceğim. Bana, sen onların senden sonra ne yenilikler çıkardıklarını bilmiyorsun" denilecek. Muttefekun aleyh. İbni Ebi Muleyke radıyallahu anh, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem,
Ben havuzun başında olacağım. Kimin havuzun başında yanıma geleceğine bakacağım. Bazı insanlar alıkonacak. Ya Rabbi, benden ve benim ümmetimdendirler diyeceğim. Sen onların senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun. Topuklarının üzerine gerisin geriye döndüler denecek. Muttefekun aleyh. Ebu Hazım radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yazıklar olsun benden sonra değiştirenlere diyeceğim. Muttefekun aleyh. İrdab bin Sariye radıyallahu an, Allah Resulü bize namaz kıldırdı. Sonra bize dönüp çok etkileyici bir vaazda bulundu. Onun etkisinden gözler yaşardı, kalpler titredi. Biri, ey Allah Resulü, sanki bu veda konuşmasıdır. Bize ne tavsiye ediyorsun? Dedi. Resul, size Allah'tan korkmanızı, Habeşli bir köle dahi olsa işitip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Sizden kim yaşarsa çokça ihtilaflar görecektir. Siz benim sünnetime ve Raşid halifelerimin sünneti üzerine olun. Ona azı dişlerinizle yapışın. Sonradan çıkan şeylerden sakının. Sonradan çıkan her şey bid'at, her bid'at sapıklıktır. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Bu rivayetlerden açıkça anlaşılıyor ki, ihtilaf ve tefrika ümmet arasında vuku bulacaktır. Ayaklarının üzere dönen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dahi yazıklar olsun dediği topluluklarla hangi din üzere vahdet kurulabilir? 2. İhtilafa düşenlerin bazısı şirk ehli olup İslam'dan çıkacaktır. İhtilafa düşenlerin bazısı şirk ehli olup İslam'dan çıkacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizler, sizden öncekilerin sünnetine adım adım, bir rivayette karış karış, başka bir rivayette okun arkasında bulunan tüyler gibi tıpatıp tabi olacaksınız. Onlar, kelerin deliğine girse siz de gireceksiniz. Bir rivayette, onlardan biri yolda annesiyle zina yaparsa siz de yapacaksınız. Kimdir onlar ey Allah Resulü? Yahudi ve Hristiyanlar mı? Resulullah, başka kim olacak? Buhari, Müslim. Bu ümmetten birileri adım adım misli misline Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacaklar, onların her yaptığını yapacaktırlar. Biliyoruz ki onların yaptıklarının çoğu küfür ve şirktir. Bu ümmet onlara küfür ve şirklerinde tabi olacaksa, hali bu olan insanlarla hangi vahdet yapılacak? Başka bir hadiste, Devs kadınları Zulhulase putunun etrafında dönmedikçe kıyamet kopmaz. Zulhulase, Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği puttur. Buhari, Müslim. Bir diğer hadiste, benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça, bir grup da müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz. Tirmizi. Putlara tapan, müşriklere katılan insanlarla hangi vahdet yapılacaktır? Bu hadislerde anlatılanları bizzat görüp yaşamadık mı? Onlar gibi giyinen, onların bayramlarını kutlayan, onların törenlerini İslam'a uyarlayıp mübarek gün ve geceler üreten, Allah Subhanehu ve Teala'nın vasıflarını ölülere ve yöneticilere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını şeyh, üstad veya abilerine verenler. Kabirlerde, türbelerde Allah Subhanehu ve Teala'nın yanında aranması gereken, Allah Subhanehu ve Teala'dan beklenmesi gerekenleri bu kabir ve türbelerden bekleyen ve arayanlar. Müşriklerin parlamento ve düzenlerinde izzet arayanlar. Allah Subhanehu ve Teala'ya rağmen ve Allah için kanunlar yapanlar. Sadık ve masduk olan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi hepsi yaşandı ve yaşanıyor. Vahdet derken bu zümreler de dahil ediliyorsa bu İslam'ın vahdet anlayışı olamaz. Olsa olsa kuru kalabalık olur. 3. Sahabenin tavrı bilinmelidir. Sahabe bu dini Allah Resulü'nden direkt öğrenmiştir. Allah ve Resulü onların dini doğru anladığına, Allah Subhanehu ve Teala'nın
onlardan ve dinlerinden razı olduğu, onların iman ve amelde emsal olduğuna şahitlik etmiştir. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar, Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara Suresi 137. Ayet. Sahabe döneminde de ayrılıklar yaşanmıştır. Sonradan gelenler, onların ayrılıklar esnasında gösterdiği tavrı gösterseydiler, vahdet meselesi Allah ve Resulünün razı olduğu şekilde olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman, insanlar irtidat etmiş, yönetimden ayrılmıştı. Kimisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü fırsat bilmiş, kimi zekatı vermekten imtina etmiş, kimi de yalancı peygamberlere tabi olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sağlanan inanç ve siyasi birlik dağılmıştı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen, Allah Resulü vefat edip Ebu Bekir halife olduğunda, Araplardan kafir olanlar küfre girdiğinde, Buhari, Müslim, hadis o anki durumu anlatıyordu. Enes radıyallahu anh bu durumu, Arapların geneli mürtet olunca, İbn-i Huzeyme şeklinde nakletmişti. Halifeliğin sınırları Mekke, Medine, Taif ve Abdülkays oğulları yurduyla sınırlı kalmıştı. Böylesi bir vakıada sahabenin siyasi analiz, vahdet ve komplo teorileri yerine Allah Subhanehu ve Teala'nın hükmünü araştırdığını ve tatbik ettiğini görüyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun etrafındaki sahabe, sonuçları ne olursa olsun, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden, İslam'ın açık hudutlarını çiğneyen insanlara savaş ilan etmişti. Azınlıkta olan onlardı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde savaşılmış ve hezimete uğramış kafirler, bu durumu fırsat bilip Müslümanlara saldırabilirdi. Bu tehlikelerin hiçbiri sahabeyi, düşman tehlikesi ve bölünmüşlük korkusu adına vahdet ve tavize, daha doğru bir ifadeyle çoğulculuğa sevk etmemişti. Onlar, Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkını takdim etmiş ve mücadele yolunu seçmişlerdi. Allah Subhanehu ve Teala onları aziz kılmış, düşmanlarını yenilgiye uğratmıştı. Vahdet dedikçe bölünen, Müslümanların bütünlüğü diyerek taviz verdikçe parçalanan ve vahdet adına seminer ve bildiri dışında bir ilerleme kaydedemeyenlere ders olur temennisiyle. Yine şu kıssa, ashabın tutumuna örnek olması açısından önemlidir. Yahya bin Yâmer anlatıyor. Basra'da kader konusunda ilk konuşan Mu'bet el-Cüheni'ydi. Ben ve Humeyd bin Abdurrahman, hacı ve umreci olarak yola çıktık. Dedik, Allah Resulü'nün sahabesinden birilerini görsek de, şunların kader hakkında söylediklerini sorsak. Abdullah bin Ömer'le karşılaşmaya muvaffak olduk. Mescidin içinde ben sağına, arkadaşım soluna geçecek şekilde yanında durduk. Ben dedim ki, ''Ey Eba Abdurrahman, bizim tarafımızda bir kavim ortaya çıktı. Kur'an okuyor ve ilim talep ediyorlar. Onlar kaderin olmadığını, her şeyin aniden ve kendiliğinden geliştiğine inanıyorlar.'' Abdullah İbni Ömer, ''Onlarla karşılaşırsan onlara haber ver. Ben onlardan, onlar da benden beridir.'' Abdullah İbni Ömer yemin ediyor. ''Onlardan biri Uhud kadar altın da infak etse, kadere iman etmeden Allah bu infağı kabul etmez.'' Sonra meşhur Cibril hadisini aktardı. Müslim. Verilen iki örnekte insanların siyasi ve itikadi olarak bölündüğü bir ortamda yaşanmıştır. Bir diğer ortak nokta sahabenin Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkını her şeye takdim edip öyle davrandıklarıdır. Vahdet ve bütünlük adına itikadi ve ameli münkere susmayıp razı olmadıklarını görüyoruz. Allah Subhanehu ve Teala'dan daha merhametli olup müşriklere dahi merhametli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla ümmetçi olup herkese gel diyen,
sahabeden daha müttaki olup dinin bütünlüğü ve mücadelenin selameti açısından vahdeti savunanların bu örnekler üzerinde düşünmesini umut ediyoruz. Günümüzde vahdet çağrısı yapılan gruplara bir bakın. Hakimiyet hakkını Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına verenler, ümmet deyince sadece Filistin'i anlayanlar, sair topraklarda Müslümanları vuranlarla kardeşlik ve dostluk yapanlar, Allah Subhanehu ve Teala'nın hudutlarının çağa uymadığını düşünenler, sünneti inkar edenler, İslami bir yaşam tarzını aşırılık görenler, Kur'an'ın değil, evrensel ilkelerin bağlayıcı olduğunu savunanlar, şeyhlerine dua edip onlardan medet umanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunda kendine kitap verip de o kitabın Kur'an'a mukaddem olduğunu iddia edenler, Yahudi ve Hristiyanları cennete sokup Allah Subhanehu ve Teala'nın misli ve dengi yokken vahdet-i vücut şenaatiyle onu her şey derekesine indirenler, Mevlana ve Muhyiddin Arabileri kutsayanlar. Acaba sahabe vahdeti gündeme almamakla yanlış mı yaptı dersiniz? Çünkü cephe aldıkları insanlar bu zikredilenlerin onda biri kadar cürmü olmayanlardır. İçlerinden en şiddetle karşı çıkılanı yalancı peygambere tabi olanlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inkar etmemekle beraber başka bir şahsa vahiy geldiğini iddia etmişlerdi. Birçoğu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müseyleme gibilere vahiy geleceğine dair haber verdiği söylenerek kandırılmıştı. Bugün imamlarının masum olduğu, vahiy aldığı, hiçbir peygamber ve meleğin onların seviyesine ulaşamayacağını iddia edenler veya Allah Subhanehu ve Teala'nın tüm sıfatlarını din büyüklerine verip Allah Subhanehu ve Teala adına yemin etmekten korkmayan ancak şeyhi adına yemin etmeye korkanlar, Allah Subhanehu ve Teala'ya ne kadar isyan ederse çarpmasından emin olan, ancak şeyhiyle ilgili olumsuz bir konuşmada şeyhin orada bulunanları çarpacağına inanan ve o tarihten sonra yaşanan tüm olumsuzlukları şeyhin lanetine yoranlar. İnanmasa dahi mürtetlere sessiz kalanları sahabe düşman edinmişken, bugün her platformda müşriklerin yanında yer alan, akan her Müslüman kanında istihbarat paylaşımı, askeri anlaşmalar, ticari ortaklıklar ve uluslararası üyelik ve sorumluluklar gereği ortak olanlar. Bu durumda ya sahabe vahdet meselesini anlamamıştı ya da bugün vahdetçiler başka bir batılı vahdet zannediyor. 4. İslam dairesinde olanlarla birlik, sıdk şartıyla kayıtlıdır. Yukarıda zikrettiğimiz üç madde, vahdetin şirk ehliyle olmayacağının, Allah Subhanehu ve Teala'nın hakkı olan imanın, her şeyin önünde geldiğinin delili mahiyetindedir. Bununla beraber Müslümanların, münafık tabiatlı insanlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Münafıklık, batını bir durumdur. Ancak içte gizlenen bu durum hadiselerle kendini belli eder. İslam'ın münafıkların alametlerini başlık olarak veya yaşanan hadiselerde tutum ve davranış olarak vermesi bundandır. Müslümanlar bu tabiata sahip insanlara karşı dikkatli olsunlar. Bu tabiatta olan insanlar ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi kontrol altında olsunlar diye Müslümanların hakim olduğu yerlerde yaşayabilirler. Müslümanlar adına karar alınacak istişari vahdet ortamlarında veya kontrol eden konumunda bulunmaları mümkün değildir. Günümüzde ise bunun aksi yaşanmaktadır. Bunun için Allah Subhanehu ve Teala, "Sadıklarla beraber olun" demiştir. Tevbe Suresi 119. Ayet. Sözünde duranlar, inandığı gibi yaşayanlar, rahatlık anında ve zorluk anında safı belli olanlar, saf değiştirmeyenler, zorluk zamanında da rahatlık anında olduğu gibi önde olanlar, her daim Allah Subhanehu ve Teala'yı ve O'nun beraberliğini hatırlayıp Müslümanları hareket ve hizmete teşvik edenler. Sadık olanlar bunlardır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sadıklarla birlikte olun. Tevbe Suresi 119. Ayet.
Türkiye'de vahdetçilik oyunu. Türkiye, grupların vahdet kelimesini en çok dillerine doladığı ülkelerden biridir. Bu konuyu gündeme alman nedenimiz, Kutlu Doğum münasebetiyle yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerde vahdet kavramının tekrar gündeme gelmesidir. Yazımızın girişinde beyan ettiğimiz gibi, vahdet kavramı İslami bir kavramdır ve İslami olan her kavram gibi köklü, içi vahiy ile doldurulmuş, sınırları belirlenmiştir. Grupların edebiyatına ve mücadele şekillerinin değişmesine göre şekillenmesi düşünülemez. Dün Çeçen cihadına destek veriyorken farklı bir vahdet portresi çizip, bugün eklemlendiği siyasi partiye göre sınırları biraz daha genişlemiş bir vahdet anlayışı mı veya dün işgal edilmiş İslam toprakları ve müdafaa cihadı söyleminden, bugün insan hakları ve sömürgecilik söylemine dönen ve buna bağlı olarak vahdet meselesini biraz daha sulandıranların vahdet anlayışı mı? Ya da dün gizli örgütlenme, açık davet, inkılabi bir mücadele metodu benimsediği için vahdet sınırları, cemaate koşulsuz biat edenlerle sınırlı olan bu kaydı kağıt üzerinde değil, diğer İslami grupları silahla tasfiyeye kadar vardıran, ancak STK olunca, vahdet olunca milyonları kapsayanların vahdet anlayışı mı? Köklü olmayan vahdet anlayışı böyledir işte. Size ve durduğunuz yere göre şekil değiştirir. Ve her son halini verdiğiniz anlayış en doğru olanıdır. Hatta daha ileri gidip, dün şartlar öyleydi, öyle gerekiyordu, bugün böyle diyecek kadar ipin ucunu kaçırma hakkına sahipsinizdir. Oysa dün sizler o vahdet anlayışını savunurken, başkaları sizin bugün savunduğunuz şekli aynı gerekçelerle savunuyordu. Vahdet kavramını İslam'ın istedikleri şekliyle ele almayanlar, bu çelişkileri yaşamaya mahkumdur. Vahdet kavramını hiçbir korku olmadan ele alanlara bakarsanız, bazı ortak paydalarda buluştuklarına şahitlik edersiniz. Tekfir meselesine putçuluktan daha şiddetle karşı olmaları. Tekfir şer'i bir hükümdür. Allah ve Resulünün vahdet kavramı gibi Müslümanların sahip çıkmasını istediği kavramlardandır. Ayrıca İslam'ın temeli ve aslı olan dostluk ve düşmanlık, Allah için sevip Allah için buğz etme, hak ile batılın ayrılması, temizle pisin ayrışması bu kavrama bağlıdır. Allah Subhanehu ve Teala'nın iradesi, temizle pis olanı, müşriklerle Müslümanların birbirinden ayrılmasını ister. Bunun için rasuller yollamış, kitaplar indirmiştir. Bunun için en sevdiği insanları türlü imtihanlara tabi tutmuştur. Bu, Allah'ın murdar olanı temizden ayırt etmesi, murdarı bir kısmını bir kısmı üzerinde kılıp tümünü biriktirerek cehenneme atması içindir. Enfal Suresi 37. Ayet. Allah murdar olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar müminleri sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Ali İmran Suresi 179. Ayet. Bu görevi gördüğü için kitaba El Furkan denmiştir. Vahdet kavramıyla oyun oynayıp olabilecek en yüzeysel şekliyle onu gündem edinenlerin böyle bir derdi yoktur. Tek gayeleri, merhametleriyle Allah Subhanehu ve Teala'yı razı etmek olan bu insanlar, nedense Allah Subhanehu ve Teala'nın iradesiyle çelişirler. Siz onların tekfir kavramında Allah Subhanehu ve Teala'dan korktuklarını, tekfir ahkamının karışık olması, insanlara merhameti düstur edinmelerinden dolayı uzak durduklarını ve birinci dereceden düşman edindiklerini mi düşünüyorsunuz? Allah Subhanehu ve Teala hüsnü zannınızla sizi mükafatlandırsın. Bu grupların çalışmasından ayrılmış olan insanlara sorun isterseniz, insanlığa rahmet olmak misyonunu rehber edinen ve bu saikle tekfirden uzak duranların en aşırı tekfirciye rahmet okuttuğunu göreceksiniz. Veya onların çalışma yaptığı ve güçlü olduğu sahada çalışma yapan ve çalışmaya onlardan sonra başlayanlara sorun bakalım. Çalışmaya sonradan başlayanların münafıklığı, birilerinin ajanı olduğu, onlara zarar dışında hiçbir gayelerinin olmadığını işiteceksiniz. Konuşmanın başında,
kalbini mi yarıp baktın hadisini şerh edenlerin, nasıl kalplere muttali olduğuna şahit olursunuz. Küfre giren insanlara, kafir diyenleri, onları ateşin bir derekesine hapsederken, haklı olarak vahdet ve merhamet ehlinin onları münafıklıkla suçlayıp cehennemin en altına hapsettiklerine şahit olacaksınız. Korkmak mı? Müslümanların giyim kuşamıyla dalga geçtiklerini, sünneti yaşatan insanları şaka konusu yaptıklarını, en açık kafiri tekfir etmezken çok rahat olduklarını göreceksiniz. Açık haram olan ve 1400 yıldır haramlığında icma olan birçok meselede şaz ve şüphelerle çok rahat hareket ettiklerini göreceksiniz. Alimlerin konuşmakta çekindiği birçok meselede en cahil olanlarının dahi pervasızca konuştuğunu, kah tarih, kah hadis ilminden konuştuklarını göreceksiniz. Korkularının sadece Allah Subhanehu ve Teala'nın emri olan tekfir hususunda ortaya çıktığına şahit olursunuz. Ümmet anlayışları kotalıdır. Mevcut düzenin izin verdiği kadar ümmetçidirler. Popülist bir tarafgirlik arayışındadırlar. Örneğin, Filistin meselesini dillerinden düşürmezken, Afganistan, Çeçenistan, Irak, Cezayir ve benzeri yerleri duyarsızdırlar. Belli grupların bayrak ve posterlerini gururla taşırken, belli cemaatlerin adını anmayı dahi tabilerine yasaklarlar. Çeçenistan bunun en güzel örneğidir. TC, Çeçenlere iyi bakıp, örtülü olarak da olsa destek verdiğinde, Türkiye Çeçen cihadının hamisi, cemaatler Çeçen cihadının Türkiye koluydu. Çeçenistan'da saflar ayrılıp tevhid ön plana çıktı, kavmiyetçiler geride kalıp İslam ve hilafet talepleri yükseldi. Rusya ile Türkiye arasında bir takım anlaşmalar yapıldı. Çeçenler de, Çeçen cihadı da unutuldu. Hatırlamaları için bazı komutanların sokak ortasında şehit edilmesi gerekiyordu galiba. Afgan cihadına bazı usul hataları dolayısıyla mesafeli durduklarını söylerler. Usul hatası dediklerinde akaidi dert ettiklerini düşünüp sevinmeyin. Şehadet operasyonlarını ve eylemleri kastediyorlar. Oysa aynısını Hamas yapınca kahramanlık olarak duyuruyorlar. Hamas'ın füzeleri iftihar aracı oluyorken, Afgan mücahitlerin askeri eylemleri aşırı, mefsedet barındıran ameliyeler olarak anılıyor. Hamas, Mescid-i Aksa davasını savunuyor dediklerinde, mücahitler de Kabe'yi müşriklerden temizlemek ve İslam ümmetine iade etmek istiyorlar derseniz, kem küm, bunlar derin konular. Burada kapatalım, ortak müştereklerde anlaşalım derler. Mücahitler Müslümanları öldürüyor dediklerinde, İran ve Hamas, biri Sünnileri, biri demokrasiyi kabul etmeyeni, tamamen Allah Subhanehu ve Teala'nın hükümlerini isteyenleri mescitte katlediyor derseniz, cevap, vahdeti, nefsi ve bulunduğu konumu muhafaza üzere anlayanların anlayışı, nefisleri gibi malul ve hastalıklıdır. Vahdetten ziyade, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırdığı ve modernizmin gereği olan çoğulculuğu savunduklarına şahit olursunuz. Modernizm, hadiste ifadesini bulan vehen hastalığının, dünya sevgisi, ölüm korkusunun ta kendisidir. Ve buna müptela olan ümmet, denizin üzerindeki çerçöp kadar fazla olsa da faydasızdır. İlkesiz, yüzeysel, vahdetle hedeflenen Resul'ün sakındırdığı vehen hastalığını, yani çoğulculuk ve kalabalığı yaygınlaştırmaktır. Vahdet adına yaptıkları hiçbir çalışma yoktur. Sürekli vahdeti konuşan, bunu dillerine pelesenk edenlere, kaç grupla birleştiniz? Tüm imtiyazları terk edip hangi vahdetçi diğer vahdetçiye tabi oldu diye sorarsanız, utanmıyorsan dilediğini yap hadisinin canlı tefsirine şahit olursunuz. Çünkü ortada ne birleşmiş ne de aynı çatı altında toplanan tek bir yapı duyamazsınız. Senede iki veya üç defa mutat, bir iki defada gelişmelere göre düzenlenen mitinglerde kardeşçe, omuz omuza sloganlar attıklarını duyarsınız. Beraber etkinlik düzenlemeyecek kadar mağrur grupların vahdet anlayışı budur işte. Çoğulculuktan ibaret, kimsenin öbürüne ayak bağı olmadığı, hiçbir grubun diğerinin münkerine karışmadığı, herkesin
kendi abisi, üstadı, şeyhi ve yöneticilerinin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği bir çoğulculuk. Ortak yayınladıkları ve küfre karşı tek ses oldukları bildirileri vardır. Anlata anlata bitiremedikleri. Halleri çelişkilerle doludur. Köksüzlükleri, yüzeysellikleri ki başkalarını en çok suçladıkları kavramlardır, onları bu çelişkilere düşürmüştür. Lakin insanların çoğu bilmezler. Nahl Suresi 38. Lakin insanların çoğu inanmazlar. Ra'd Suresi 1. Ayet. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Gafir Suresi 61. Ayet. Muhakkak size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Zuhruf Suresi 78. Ayet. Genelde dünyada, özelde Türkiye'de taşlar yerinden oynuyor. Üzerine ittifaklar kurulacak yeni alanlar açılıyor. Vahdet kavramı tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu yazıyla her daim gündem olan ve gündem olmaya devam edecek bir konuya işaret etmek istedik. Allah Subhanehu ve Teala Müslümanlara onun razı olduğu şekilde vahdeti gerçekleştirmeyi nasip etsin. Çoğulculuk ve menfaate dayalı birliktelik basiretsizliğinden ve çelişkilerinden muhafaza etsin. Amin.